Figürcünün seyir defterinin yepyeni bölümünden hepinize merhabalar. Evet sevgili Figürcünün seyir defteri ailesi, sonunda uzun süre bekledikten sonra Justice League'in 4 saatlik Zack Snyder versiyonunu izledim. Cumartesi gecesi de Twitch canlı yayınında film ile ilgili düşüncelerimi sizinle paylaşmıştım. Ancak canlı yayını izlemeyen arkadaşlarımız için inceleme öncesi biraz düşüncelerimi sizinle tekrardan paylaşmak istiyorum. Öncelikle filmi büyük bir beklenti içinde olmadan izlemiş birisiyim ve bu neticede sonuç şu ki gerçekten keyif aldım. İlk filmin üzerine ciddi bir şekilde koymuşlar. Hep baktığınızda bir masterpiece mi? Hayır değil. Hata aramaya kalktığınızda muhakkak bulursunuz ama hiç bu olaylara girmeden gerçekten Zack Snyder'ın vizyonunu tekrardan izlemek beni çok mutlu etti ve beklediğime değdiğini düşünüyorum. Kısaca sevdiğim kısımlardan bahsedeyim. İlk olarak kurgu ve senaryo daha bir toparlanmış, daha bir izlenebilir bir film olmuş. Kullanılan renk paletinden çok memnun kaldım. İşin teknik kısmından bahsediyorum bu arada. İlk filmde yer alan birçok gereksiz sahne çıkartılmış, oh be dedim. Karakterlere derinlik kazandırılmış ki bu da çok güzeldi. Darkseid ve Steppenwolf'u izlemek çok iyiydi. Manhunter'ı izlemek gerçekten çok iyiydi. Çizgi roman referansları beni mutlu etti. Ayrıca filmin CGI'yi bence kötü değildi. Geliştirilebilir mi? Evet. Bazı yerlerde sırıtıyordu ama genel olarak bence güzeldi. Tabii ki Superman'in geri dönüşünü daha bir anlamlandırdıkları için daha keyifli oldu. Ve tabii ki siyah suiti müthiş güzeldi. Baktığınızda ufak tefek sorunlar var mı? Dediğim gibi var ama öyle çok da benim kafamı yoran şeyler değildi açıkçası. Wonder Woman sahnelerindeki müziğin baskınlığı beni çok rahatsız etti. Çok fazla yavaşlama sahnesi beni çok rahatsız etti ama en nihayetinde film bittikten sonra şunu düşündüm. Kesinlikle Ben Affleck'i Batman olarak bu evrenin içerisinde görmek istiyorum ve uzun yıllar izlemek istiyorum. Leto'nun Joker'ini çok merak ettim. Filmin son kısmı zaten ilk filmden, yani filmin ilk kısmına göre çok daha farklıydı benim için. Çok daha keyif aldığımı söyleyebilirim. O küçücük ve o kısım zaten sonradan çekilen sahnelerdi. Biliyorsunuz bu film 1 ve 2, 3 şeklinde devam edecekti muhtemelen ki öyle konuşuluyordu zaten. Bir yere bağlanacaktı. Filmin sonundaki o kısım çok hoştu. Orada izlediğimiz her şey çok hoştu. Daha fazla da spoiler vermeyeyim çünkü izlemeyenler varsa da keyifle izlesinler filmi. Üstünden epey bir geçti ama 4 saatlik film izlemesi biraz zor tabii ki. Bu yüzden bu konuyu burada kapatıyorum. Sonuç itibariyle ben çok beğendim. Madem bu kadar hype durumundayız, madem bu kadar bu filmi konuşuyoruz, ben de dedim ki sevgili Tuncay'ın bana yollamış olduğu Storm Collectibles'ın nefis figürü Darkseid'i sizlerle birlikte inceleyelim. Storm Collectibles benim gerçekten çok uzun zamandır takip ettiğim ama koleksiyonuma sadece bir kere bir ürününü katabildiğim bir marka. Çıkarttıkları her şeyi çok başarılı buluyorum ve kesinlikle ilerleyen yıllarda koleksiyonumun içerisinde görmek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz aylarda çıkardıkları Bane figüründen sonra Darkseid'i kesinlikle istiyorum. Bu iki figürü de koleksiyonuma katmakta kararlıyım. 2019 yılında çıktı bu figür. Çıktığı zaman da zaten çok beğeni toplamıştı. Aşağı yukarı 9 inçlik bir ebatı var. Yani 24 santime tekabül ediyor. Büyük bir figür. Buna rağmen artikülasyonu gayet başarılı. Özellikle fotoğraf çekerken ya da sergilerken çok keyif alacağınızı net olarak söyleyebilirim. $100 gibi bir fiyata satılıyor. Tabii bunun vergisi vesairesi derken biraz pahalıya mal oluyor ama ben kesinlikle fiyatının karşılığını verdiğini düşünüyorum. 4 tane kafa modellemesi var. 4 tane farklı el var. Aynı zamanda aksesuar olarak da Omega Beam'ler geliyor. Gerçekten fotoğraf çekerken de odanızda sergilerken de keyif alacağınız bir ürün. Şu konuda sadece bir sıkıntı var. Bunun devamı gelirse çok daha keyifli olur. Bu seriyi daha da diğer figürlerle de diğer karakterlerle de güçlendirmek gerekiyor. Bu anlamda bütçenize el veriyorsa kesinlikle önereceğim bir figür kendisi. Ben de dediğim gibi koleksiyonuma katacağım. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan isterseniz incelememize geçelim.
Strong Collectibles figürlerinde gördüğümüz gibi ürünü önden görebileceğiniz bir plastik penceresi var. Alt tarafta DC logosu, Injustice, God Among Us, Darkseid yazısı. Onun altında Strong Collectibles logosu ve hemen sağ tarafta Darkseid'in büyük bir fotoğrafını görüyoruz. Fakat burada piksel çok kötü. Neden böyle yapmışlar onu anlamadım. Yan taraflara baktığınızda buradan fotoğraf devam ediyor. Yine üst tarafta logoları görüyoruz. Diğer yanda da Darkseid'in yine güzel bir pozlaması mevcut bir arka planla birlikte. Arka tarafta da figürün aksesuarlarının yer aldığı ve Darkseid ile ilgili bir infonun aldığı bir bölüm var. Onun altında da logolar, açıklamalar, alt tarafta da uyarılar mevcut arkadaşlar. En üst tarafta da logosunu yine görebiliyoruz. Onun dışında içinde bir adet de şöyle arka plan var. Fotoğraf çekmek istediğinizde bu arka planı kullanabilirsiniz. Her zaman yaptığımız gibi kafa modellemesiyle başlayalım. Sanıyorum ki Darkseid figürünün en sevdiğim yanı 4 adet kafa modellemesiyle geliyor olması. 4 kafa modellemesinin her biri birbirinden farklı yüz ifadelerine sahip. Sadece bir tanesinde 2 farklı omega ışını efekti için yer mevcut. Biraz daha yakından bakalım. Kafa modellemesini ben çok beğendim. Sculpt gerçekten çok güzel olmuş. Darkseid'in kafasının büyük bir bölümünü Helmut kaplıyor zaten gördüğünüz gibi. Helmut'un modellemesi gibi boya işçiliği de gerçekten nefis olmuş. Mavi ve gümüş renkler kullanılmış. Eskitme teknikleri gerçekten Helmut'a müthiş bir hava katmış. Mavinin tonunu ayrıca çok beğendiğimi söyleyebilirim. Yüz ifadeleri her bir kafa modellemesi için gerçekten nefis olmuş arkadaşlar. İnanılmaz derecede duyguyu yansıtan işçilikleri var. Yüzündeki çatlaklar, ağız, diş, dil, burun ve gözler gayet güzel gözükmekte. Koyu gri tonun içinde parlak kırmızı gözler gerçekten çok keyifli ve karakteri çok iyi yansıtan bir şekilde yerini almış. Az önce de söylediğim gibi bu figürün en sevdiğim yanlarından bir tanesi de kesinlikle 4 adet birbirinden muhteşem kafa modellemesiyle geliyor oluşu. Her bir kafa modellemesiyle çok daha farklı pozlamalar yaratabilirsiniz. Sunumunuzu, serginizi daha keyifli hale getirebilirsiniz. Fotoğraf çekiyorsanız bu ifadelerle çok daha güzel kareler yakalayabilirsiniz. Şimdi şu an gördüğünüz kafa modellemesinin yanında bir adet ağzı kapalı ve böyle öfkelenmek üzere olan Darkseid kafa modellemesi geliyor. Ki işçiliği her biri için söylüyorum gerçekten muhteşem. Birbirinden hiçbir farkları yok. Bunun dışında bir tane ağzı açık artık öfkeden bağıran bir Darkseid kafa modellemesi gelmiş. Yine gördüğünüz gibi işçilik mükemmel. Bunun dışında son olarak Omega Beam'ini fırlatmış, gözlerinden duman formunda dışarı çıkan bir Darkseid görüyoruz. Burada şunu yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle sergileyebilirsiniz. İstemezseniz bunları çıkartıyorsunuz. Bu açılan yerlere Omega Beam'in yerleştireceğimiz ışınlarının diplerini koyuyoruz. Böyle de sergileyebilirsiniz. Ve hemen ışınlarımızı alıp yerine takıyoruz şu şekilde. Gördüğünüz gibi bunu da takalım. İstediğiniz şekilde sergileyebilirsiniz bunları. Şöyle yapalım. Bunu body'ye taktığınızda kesinlikle denge kaybı yaşamıyor. Onu da söyleyeyim. Gayet gönül rahatlığıyla sergileyebiliyorsunuz. Ama ben yine de altına patafix koymayı tercih ederim. Figür yan yatmasın, düşmesin, kırılmasın. Bunu da size tembihlemiş olayım. Şimdi geçelim figürümüzün body'sine. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Diğer Darkseid figürlerine baktığımızda Ebat'ını en sevdiğim figür yine Storm Collectibles'ın figürü oldu. Şöyle bir bakalım. Figürün üzerindeki zırh şeklindeki kıyafet tipik olarak yumuşak plastikten üretilmiş. Storm Collectibles genelde bunu yapıyor. Kıyafetin en üstünde altın renginde boyanmış, yanlış hatırlamıyorsam Omega sembolü yer almakta. Darkseid'in suiti önce arkada ve yanlarda yumuşak plastikten olacak şekilde uzatılmış biraz. Suitin üst tarafı yine Helmut'taki maviye yakın bir tonda boyanmış. Bazı bölgelerde siyah kullanılmış. Yan taraflarda çok tatlı metalik bir mor boya işçiliği var. Katmanlı modelleme şekli de çok hoşuma gitti. Ben inanılmaz beğendim. Bu arada suitin üzerinde de yer yer eskitme işçiliği mevcut. Ayrıca şöyle hafif kaldırdığınızda vücudun kollardaki gibi tasarıma sahip olduğunu da görüyorsunuz. Darkseid karakterinin anatomik yapısında gayet iyi yansıtmışlar. Karakter gayet iri, kaslı.
Bunun yanında kollarına baktığınızda bu toprak, çatlamış toprak şeklindeki vücut derisinin üzerinden damarları ve işte pazılarını net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu anlamda bence başarılı bir işçilik var. Onu da söylemek istiyorum. Ayrıca sevdiğim bir nokta da figürde çok fazla eklem noktası görmüyoruz. Güzel gizlenmiş. Bu da bence çok başarılı bir özellik. Figürün bileklerinde ise iki katmanlı bileklikler var. Gördüğünüz gibi bu parça figüre sabit, alt taraftaki bant ise yine plastikten üretilmiş. Yine hem boya işçiliği hem de yer yer gözüken eskitme işçiliği son derece başarılı. Figürümüzün alt kısmına geçtiğimizde suitin alt bölümünde siyah baltolunu görmekteyiz. Mat siyah bir tona sahip ve üzerinde yine küçük küçük doku modellemeleri yapmışlar. Gayet başarılı gözükmekte. Onun altında dizlikleri mevcut. Dizlikler yine eklem noktalarını gizliyor. Onun da altında botunun koruma kısmı var. Aşağı tarafta da ayakkabılarını görmekteyiz. Botun devamını görmekteyiz. Yine boya işçiliğinde çok güzel bir iş çıkartmışlar. Baktığınızda gerçekten bunun bir metal plaka olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ayrıca bu katmanlar arası derinlik gerçekten bir böyle şey oluşturmuş figürde. Derinlik oluşturmuş. Bu da benim çok hoşuma gitti. Bu anlamda çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Sergilemesi çok keyifli bir figür zaten. Ama böyle küçük detaylarda da çok iyi iş yapmışlar. Ayrıca gördüğünüz gibi figürün birçok yerinde olduğu gibi yine ayaklarda ve bu koruma bölümünde eskitme çalışmaları da mevcut. Bu anlamda çok başarılı bir figür olduğunu tekrardan söyleyebilirim. Geçelim figürümüzün aksesuarlarına. Zaten 4 adet kafa modellemesini en başta size göstermiştik. Bunun yanında 4 adet yine değiştirilebilir eller var. Ben size şöyle göstereyim. Benim şu anda üstünde gördüğünüz yumruk şeklindeki el modellemeleri gayet güzel. Onun yanında şöyle eller açık, değişik bir pozlamaya sahip bir ev modellemesi var. Buna ek olarak böyle ellerini sıkmış, büzmüş şekilde bir el modellemesi var. Şöyle göstereyim. Buna ek olarak da karate kit el modellemesi dediğim bir el modellemesine sahip. Onları da şöyle size göstereyim. Bununla birlikte yine ifadesini güçlendiren pozlamalar yapabiliyorsunuz. Bu anlamda da başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tabii şunları da göstereyim ben tekrardan size. Bu beam, omega beam light ışık fırlatmaları. Bunlar son derece şeffaf plastikten üretilmiş. Kırmızı. Başlarında gördüğünüz gibi patlamış halleri var. Bunu göze takıyorsunuz. Çok kırılgan, çok dikkatli olmanızda fayda var. Bununla birlikte yine şöyle kafadan göstereyim. Şu duman formunu almış modellemesi de bence gayet güzel gözükmekte. Bu anlamda aksesuar işçiliğinde de başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçelim figürün artikülasyonuna. Hareket noktalarına baktığınızda ebatına göre oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Kafa 360 derece dönüyor arkadaşlar. Aşağı yukarı sağa sola rahat bir şekilde hareket ettirebiliyorsunuz. Onun dışında omuzlarda, pazılarda, dirseklerde ve el bileklerinde hareket noktaları var. Yine göğüs kafesi üzerinde bir eklem noktası görüyoruz. Onun dışında belden yine hareket noktası mevcut. İstediğiniz gibi pozlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kalçalardan, diz kapaklarından hareket noktaları mevcut. Ayak bileklerinden ve parmak uçlarında da hareket noktaları mevcut. Bu anlamda figür pozlamaya ve sergilemeye çok müsait. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Evet, son olarak toparlayacak olursak eğer DC evrenini seviyorsanız, Strong Collectibles toplamak istiyorsanız ya da farklı karakterleri koleksiyonunuza katmak istiyorsanız kesinlikle almanız gereken bir figür. Ebat olarak biraz dikkat etmek lazım tabii ki. Hani normal standart figürlerden çok daha büyük ki zaten Strong Collectibles'ın size'ları bu şekilde. Ben figürden büyük keyif aldım. $100 gibi bir fiyatı var aşağı yukarı. Biraz altında, biraz üstünde. Yurt dışındaki birçok sitede bulabilirsiniz. Ama vergisi ve kargosuyla beraber dikkat edin, fiyat artacaktır. Türkiye'de bulursanız da kesinlikle kaçırmayın. Figürün bütün parçaları, aksesuarları, her şey gayet iyi. Bu anlamda herkese öneriyorum. Figürcünün seyir defterinin sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Aynı zamanda sosyal mecralarda ve figürcününseyirdefteri.com'da bizi takip edebilirsiniz. Son olarak her ay Level dergisindeki köşemizi okuyabilir ve Twitch'teki canlı yayınlarımıza abone olup takip ederek katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşça kalın.